İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Uluslararası Film Festivali ve İnsan Hakları Forumu'nda insan hak ve değerlerini merkeze alan kurgu filmlerine ödüller dağıtıldı. Bu yılın en iyi kurgu filmi büyük ödülünü İranlı yönetmen Ali Rıza Hatami'nin Fransız yapımı Le Verse de l'Oubli, Unutulmuş Ayetler adlı filmine verildi. Thank you so much. Film, sivil protestolar sırasında öldürülen genç bir kadın için defin töreni yapma görevini üstlenen yaşlı bir mezarlık görevlisinin felsefi hikayesini anlatıyor. Yönetmen Ali Rıza Hatami, İran-Irak Savaşı'nda ortadan kaybolan askerlerin film için kendisine ilham kaynağı olduğunu söylüyor. It is a universal story and I think bu evrensel bir hikaye. Çünkü nereden gelirse gelsin herkes kayıp kavramıyla ilişki kurabilir. Her insan hayatında sevdiği bir kişiyi kaybetmenin ne kadar acı verici olduğunu anlayabilir. Barbara Hendrick Vakfı Barış ve Uzlaşma Ödülünü Alman yönetmen ikilisi Moritz Resevic ve Hans Bloch'un The Cleaners adlı belgeseli kazandı. Film, Facebook, YouTube veya Twitter gibi internet platformlarının şiddetten, pornografiden ve politik içerikten kurtulduğu gizli bir gölge endüstriyi kurguluyor. Bu sanal toplum demokratik bir şekilde düzenlenmedi. İnternette olanlara çoğunluk karar veremez. Demokratik analog dünyada olduğu gibi parlamento veya kurumlar karar alıcı değil. Silikon Vadisi'nde genç Filipinlilerin hakimiyetinde kaynağı elinde tutan ve kontrol edip uygulayabilen bir grup azınlık insanlar asıl karar vericilerdir. Genç jüri ödülüne ise Cenevre'deki törene video mesajla katılan Danimarkalı yönetmen Simon Derenk Wilmont'un Uzaktan Havlayan Köpekler adlı filmi layık görüldü. The Distant Barking of Dogs, réalisé par Simon Derenk Wilmont. Thank you for the prize and have a nice night. Bye-bye. Ukraynalı ve Rus yanlısı güçlerin yoğun şekilde çatıştığı Donetsk bölgesinde büyük annesiyle birlikte yaşayan 10 yaşındaki bir çocuğun gözünden savaşa tanıklık ettiğimiz belgesel film, savaşın çocuklar üzerindeki etkisini şiirsel bir dille seyirciye aktarıyor. Которые пролетают прямо у нас над головой.